Bir gün Mevlana eve girer ve hanımı ona sorar. Bu kadar aşıksın Mevla'ya. Şükürler olsun bu aşkı yaşayıp yaşatana. Peki bana ne kadar aşıksın der. Mevlana hanımına şöyle der. Sen benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim. Bir adım gelene 10 adım gidişimsin. Ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim yalandan ve sahteden kaçışım, riyadan bıkışım, gerçeği arayışımsın. Ve nihayet doğrunun tadına varışımsın. Sen benim haksızlığa ve zulme baş kaldırışım, mazluma kucak açışım, zalime düşmanca bakışımsın. Ve mağdurdan yana tavır alışımsın. Sen benim bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikmeyişimsin ve kapanmayan avuç içimsin. Sen benim hayat ve kaderle inatlaşmam, ekmek için kavgam, bitmek tükenmek bilmeyen davamsın ve zorluklara karşı yılmayışımsın. Sen benim menfaate ve çıkara tepkim, almak için verene öfkem, ille de karşılık bekleyene lanetimsin ve alayına isyan edişimsin. Sen benim ahlaksızlık ve yozlaşmayla mücadelem, para için kendini satana küfredişim, başkalaşana verip veriştirişimsin ve eskiyi özleyişimsin. Sen benim duygusal yaratılışım, en ufak şeyi kafaya takışım, kolay unutamayışımsın ve bundan bir türlü sıyrılamayışımsın. Sen benim sonsuz sadakatim, merhametim, hissiyatım, şefkatimsin ve aman diyene yüz çevirmeyişimsin. Sen benim her şeye rağmenim, asla pes etmeyişim, başımı öne eğmeyişimsin ve ümidi yitirmeyişimsin. Sen benim yaşama ülküm, namusu olan düşkünlüğüm, namussuzluğa küskünlüğümsün ve gururum, onurumla olan bütünlüğümsün. Sen benim karakterim ve kişiliğim, objektif fikrim, subjektif hissimsin ve hayata bakışımsın.